Bu bölümde yeni bir projeye başlıyoruz. Bir e-ticaret sayfasının tasarımını oluşturacağız. Tasarımı birden fazla kısımlara ayırdım arkadaşlar. Öncelikle header kısmından başlayacağız. Ve bu dersimizde sayfanın genel iskelet yapısını oluşturacağız. Sayfamızın header kısmında bir tab kısmı, tab alanı var. Tab menüsü. Onun altında basit bir logo oluşturdum ben. Udemy Shop isminde olacağı için Udemy derslerinde kullandığımız için bu ismi uygun buldum. Bir arama kutusu var burada. Yine bir eklentiden faydalanacağız. Select 2 eklentisiyle Select menümüzü biraz daha şekillendirmiş oluyoruz. Burada bir profil kısmı var. Yanında sepet kısmı. Yine sepetteki elemanların listelendiği bir drop down menüsü. Hemen altında bir nav barımız mevcut. Nav barımız da mega menü dediğimiz birden çok elemanı içerisinde barındıran menü tipleri. Bunları bu dersimizde işlemiş olacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Yeni bir proje için yeni bir klasör oluşturuyorum. Sıfırdan başlayacağımız için buna da Udemy ismini verelim. İçerisinde kullanacağımız sayfaları oluşturalım. Index, HTML. Images klasörü yer alacak tabii ki. Style CSS. Responsive CSS. Site JS dosyası. Tamam, şimdilik bu kadar. Getbootstrap.com'a giriyorum ve buradan Documentation kısmından hazır bir yapı, starter template'i kopyalayalım. Herhangi bir dosyayı indirip lokalde çağırma işlemi yapmayacağım. CDN olarak kullanacağız. Kodlamadan UTF bombsuz olanı seçmeyi unutmayın. Yapıştırdım. Language kısmını TR olarak dönüştürelim öncelikle. Bunun dışında tabii ki Google jQuery CDN. Son versiyonu, jQuery'nin son versiyonunu çağıralım arkadaşlar. Sayfamıza dahil edelim. 3.4.0 versiyonu. Kopyalıyorum. Tabii bizim Bootstrap ile birlikte gelen şey olduğu için, Slim versiyonu olduğu için bunda bazı fonksiyonlar, metotlar çalışmadığından normal versiyonunu sayfama dahil ediyorum. Diğer elemanlarımızı çağıralım. Link rel, style shield, style css, responsive css ve en altta script src site js dosyasını çağıralım. Script tagini kapatmayı unutmayalım. Bakalım. Evet, bu şekilde oluşturduk. Yeni bir klasör daha oluşturalım. Plugins isminde. Hazır kullanacağım eklentileri bu klasör içerisinden çağıracağım. Şöyle şurada göstereyim. Kullandığım bir font plugin var burada. Bunu pro versiyonunu kullandığım için Font Avison Pro'yu kullandığım için bunu kopyalayıp direkt plugins klasörüne yapıştıralım. Siz isterseniz Font Avison'u ücretsiz versiyonunda kullanabilirsiniz ya da satın alabilirsiniz Pro versiyonunu. Tabii ücretsiz kullanacak arkadaşlar bu kısımdan devam edip isterlerse CDN olarak, isterlerse bilgisayarlarına indirebilirler, lokalden çağırabilirler dosyayı. Yani bu da bizim işimizi görecektir. Şu kısmı da kopyalamanız yeterli olacaktır. Fontları çalıştırabilmeniz için. Fontları sayfanızda gösterebilmeniz için. Ne dedik? Şimdi bunun CSS dosyasını sayfamıza dahil edelim. Bunun için font Avison yazıyorum. Bir açıklama satırı oluşturdum. Şöyle gidelim. Plugins içerisindeki link kodumu yazıyorum. Plugins içerisindeki Font Avison Pro klasörü içerisindeki
CSS dosyası içerisindeki all CSS dosyasını sayfama dahil ediyorum. Öncelikle şöyle bir geri gidip en başa bir bakalım. Herhangi bir hata yaptık mı? Hayır. Konsolda zaten görünürdü. Yaptığımız hatalar, eğer yanlış olmayan bir dosyayı çağırsaydık konsol kısmında hata mesajı olarak görebilirdik. Şu sayfayı kapatalım. Starter template'i kullanıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. İlk dersimizde header kısmının ilk satırını oluşturabiliriz. Şöyle. Şunu siliyorum artık. Title kısmına da Udemy Store yazalım. Hatta karışmasın. Burada Store yazıyorum. Burada daha önceki yaptığım tasarımda shop yazmışım. Tabii ki header kısmında header etiketleriyle başlayalım arkadaşlar. Header etiketlerini açıp kapatıyoruz. Bunun içerisinde şöyle göstereyim ben size. Açıklama yaparak gidelim. Bunu seçiyorum ama şurası header tab kısmı olacak ve bir container içerisinde yer alacak arkadaşlar. Ve burayı iki kolona ayıracağım. Birinci kolon zaten 6 birimden oluşuyor bu kolonlar. Solda 6, sağda 6 birim olacak şekilde oluşmuş ve içerisinde bir paragraf elemanıyla welcome yazısı, hoş geldiniz yazısı belirtmişiz. Diğer kısımda ise borderları olan bir listeleme elemanı var. Satır içi listeleme yapmışız inline seviyesinde. Hemen başlayalım bunları oluşturmaya. Header tagları içerisinde header tab class'ını oluşturuyorum. Bunun içerisinde bir container oluşturacağız dedik. Container içerisinde yine bir satırımız olacak ve call şimdilik 6 olsun. Onu daha sonra değiştirelim. Şöyle de yapabilirdik tabi. İki tane oluşturuyoruz. Call 6 çarpı 2 yaptığımızda zaten bunları daha önceki derslerde, ilk derslerimizde Notepad kullanımını ve kısa yollarından bahsetmiştik. İki tane kolon oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burada bir welcome yazısı var. Bunu alacağım. Bir P elemanı oluşturalım. Bunun içerisine direkt bunu kopyalayayım hatta. Burada UDStore biraz daha kırmızı renginde danger etiketi kullanıldığını düşünüyorum. Text danger class'ını oluşturup tabi span yapalım bunu. Yeni bir dile gerek yok. UDStore kısmını kırmızı olacak şekilde ayarlamış oluyorum. Tabi burada body'nin varsayılan font boyutu gibi, rengi gibi özellikler var. Onlara da bir bakarız. Hatta şimdi bir kontrol edelim. Tabii text danger kullanmışız. Span class'ı içerisinde. Onun dışında P elemanına baktığımda font size 13 piksel olarak tanımlanmış. Bazı değerler var. Varsayılan olarak atadım. Bunları direkt alabilirim. Ama şimdilik sadece font size'ı alalım ve color'ı alalım. P elemanlarında global olarak tanımlayacağım. Şöyle stil CSS dosyasını Notepad Plus ile açıyorum. Globals diyelim. Çünkü bütün elemanları kapsayacağı için, bütün P elemanlarını kapsayacağı için color E7 olacak şekilde, font size'da 13 piksel olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle bir bakalım, sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi font boyutu küçüldü ve yazı rengi değişmiş oldu. Color ile yazı rengini değiştirdik. Font size ile fontun boyutunu değiştirmiş olduk. Geçiyorum bu kısımla. Şimdi şu menüyü oluşturalım. App kısmını. Bakalım. İkinci kısımda ule class list inline. Yani satır içi seviyesinde olacak listeleme elemanlarım. Ve Lee class list inline item ile bunun bir elemanı olduğunu belirtiyorum. Bunun içerisinde tabii ki bir ikonum var ve bu ikonu kopyalayacağım. Bakalım.
Kopyaladım, listeleme elemanı içerisinde ve bu yazıyı da alalım. Bir telefon numarası. Bu şekilde sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde görmüş olduk. Şimdi list inline item'ı öğrendiğimize göre direkt bunu kopyalayabilirim artık. Çünkü listeleme yapıyoruz. Aynısı olduğu için bunu kopyalamakta bir zarar görmüyorum. Tekrar baktığımda yine aynı şekilde link olduğu için yazı rengi değişti. Tabi burada da link vardı. Biz onu eklemedik. O yüzden şöyle yapalım. Bir A tagı oluşturalım. A tagıyla li'ler kapanmadan önce A tagıyla bunu kapatmış, kapsamış olalım. Geçiyorum. Download app kısmına. Aynı şekilde burada da ikonlar var. Burayı da komple kopyalayacağım. Evet. Bu şekilde olursa daha mantıklı olacaktır. Tabii burada bir yazıları sağa ya da sola yaslayacak şekilde ayarlayabilirim. Kolonların içerisinde yazılarımın ne tarafa yaslanacağını text right ile sağa yaslanması gerektiğini belirtebilirim. Tabii şimdi bunun üzerinde bazı font işlemleri var. Bunları gerçekleştirelim. Bunların font boyutlarını şöyle A taglarına genel olarak ayarlanmış bir global var. Bütün A'lar şu renk gözüksün demişiz biz. Bunu da alalım. Ve globals altında A'ların da rengini belirtmiş olalım arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum. Herhangi bir font boyutu var mı diye bakıyorum. Evet, şurada arkadaşlar body üzerinde 13 piksel olacak şekilde global bir tanımlama yapmışız. Yani body üzerindeki bütün yazıların boyutları 13 piksel olsun demişiz. Ve yazı rengini de seçmişiz. Onu da alalım hatta. Body için varsayılan değerler bu şekilde olacak. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi değişmiş oldu. Ve A yani linklerde hover olduğunda herhangi bir şey olmuyor. Yazının altı çizili halde olmuyor. Bakalım burada özel bir şey yapmışız mı? Evet. A'larda text decoration'dan olacak şekilde ayarlamışız ve A hover olduğunda yazı rengi yine varsayılan bootstrap'ten geliyor. O yüzden bunu almama gerek yok. Yine A'larda hatta burada bir tanımlama yapabilirim. A'lar hover olduğunda color yine aynı olacağı için burada yapmasam daha mantıklı. A hover olduğunda text decoration none. A ya da A hover olduğunda gibi bir belirtme işlemi yapabiliriz artık. Bu kısmı da ayarlamış olduk. Şimdi geçelim border kısımlarına. Seçim işlemini gerçekleştirelim öncelikle. Global tanımlamalar burada bittiği için artık header start isminde bir yorum satırı oluşturabilirim. Ve bunun içerisinde header tab içerisindeki ul içerisindeki li elemanlarımı seçeceğim. Li elemanlarıma border left 1 piksel solid ve E0 rengini atayacağım. Bakalım bir. Tabii bu şekilde gözükecek. Buna bir padding uygularsak daha güzel gözükecektir. Padding değerini atayacağım. Yukarıdan 4 piksel. Sağdan ve soldan 10 piksel. Yine aşağıdan 4 piksel olacak şekilde iç boşluğumuzu ayarlayalım. Sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi aynı şekilde gözükecektir. Yine altta da bir border'umuz olduğu için o kısmı da halledelim. Header tab öncesine yazalım. Header tab border button yani alt kısımda bir border olacak şekilde. Yine aynı 1 piksel solid ve rengi de E0 olacak şekilde altına da bir border tabi header tab. Şöyle bir sorun var arkadaşlar.
Burada benim kullandığım elemanlarda şöyle göstereyim. Bir P elemanı düşünün. Bunun marjini var. Bunu sıfırlamak gerekiyor. Margin button'ı sıfırlamak gerekiyor. Yine aynı şekilde bir UL elemanım var. Listeleme elemanında da Bootstrap'te varsayılan olarak alt kısmında margin geliyor. Bunu da sıfırladığımızda bu hatanın üstesinden gelmiş olacağız. Tabii o işlemleri için yine Bootstrap'in hazır sınıflarını kullanabiliriz. pClass margin bottom 0 dediğimizde paragraftaki alt dış boşluğu UL'de listeleme elemanında margin bottom 0 dediğimde yine alt kısımdaki dış boşluğu kaldırmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğimde herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Şimdi elemanlarım arasında yatayda bir fark görüyorsunuz. Tabii şu tab kısmı olduğu için gösteremiyorum. Şurada şu elemanla diğer welcome yazısındaki P elemanım aynı hizada değil. Dikey olarak. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunu da yine Bootstrap hazır sınıflarını kullanarak daha önceki derslerde gördüğümüz row elemanına align items center dediğimde dikeyde ortalanacak şekilde kolonların içeriğini hizalamış olacağım. Evet, sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi gereken işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Evet, detaylıca işliyoruz dedik ve bazı özellikleri de ilk satırı oluşturup mobil kısmına da dikkat edip responsive CSS dosyasında oluşturmuştuk. Mobil kısmı için de gereken CSS'leri düzeltme işlemlerini yine bu derste gerçekleştirelim. Şöyle sayfayı mobilde göstermek gerekirse gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kaba gözüküyor. Neyin ne olduğu belli değil, karışmış durumda. Bunun için biz burada kolonları 6'ya 6 vermiştik. Burada large ekranlarda ve üzerinde large ve extra large ekranlarda 6 birimden oluşsun diyeceğim. Bir belirteç ekliyorum. Öncesinde kol 12 diyerek bunları alt alta yerleşmesini sağlayacağım. Yani bunlar en küçük x small small medium cihazlarda 12 birimde yani alt alta olacak şekilde ayarlıyorum. Large ekran ve yukarısında 6 birimden oluşacak. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Tek sorun şunları da kaldırırız. Onları da hallederiz. Şöyle en küçük cihazlarda yazılar ortalansın diyorum ben. Bunun için text center diyeceğim. Text center. Burada da text center diyeceğim. Ama text write olacak. Nerede write olacak? Large ekranlarda. Large ekranlarda yazım sağ kısımda olacak. Bakın şu ana kadar responsive modda göstereyim. Şu ana kadar herhangi bir sorunum, problemim yok bu kısım için. Evet, large ekranlara geldiğimde yazım yine sağ tarafta yer alacak şekilde. Fakat bu sol tarafta olması gerek. Bunu da hemen düzeltelim. Text large right dedik. Buna da text large ekranlarda left diyeceğiz. Sol kısma yaslamış olacağız. Evet arkadaşlar. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi geçelim breakpointlerle responsive CSS dosyasının içeriğini oluşturmaya. Ben bunları buradan kopyalıyorum. Daha pratik oluyor benim için. Hazır olarak kullanmış oluyorum. Bunu ve max width'leri, maksimum genişlikleri responsive CSS dosyasına kopyalıyorum. Tabii bunları açıklama satırı haline, yorum satırı haline dönüştürmekte fayda var. Ve içerisindeki noktaları siliyorum arkadaşlar. Şöyle aralarında biraz boşluk bırakalım. Evet, şimdi large device ve yukarısı. Min width 992 piksel. Ben şöyle bir işlem yapabilirim. Burada sadece şu gördüğünüz çizgileri, UL'ler, LI'ler arasındaki border'ları, border left'leri sadece large ekranlarda göster diyebilirim. Ya da şurada medium device yani tabletler ve daha düşük cihazlarda bunun border'ını kaldır diyebilirim. Bunu ayarlayalım arkadaşlar.
Seçim işlemini nasıl yapmıştık? Header tab ul'li. Bu arada buraya eklememiz gereken şurada en son elemanın sağ kısmına da bir border eklememiz gerekecek. Bunun için header tab ul'li last child yani son elemanını seçip border right bir piksel solid esper seçeneğini ekliyorum. Şimdi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle responsive mode'dan çıkıyorum. Evet, buraya da en sağına da bir border eklemiş olduk. Tasarımımızda da öyleydi zaten. Bunu eklemeyi unutmuşuz. Şimdi ne demiştik? Responsive'de yani 992 ve öncesi genişliklerde bunları kaldıralım. Çünkü bunlar alt alta geliyor ve kötü bir görünüme sahip oluyor. Bakalım. Header tab klası içerisindeki ul ve li'lerden border 0 yapıyorum. None yapıyordum neredeyse karıştırıyordum. Border 0 yapıyorum. Bakalım. Header yazacağıma headed yazmışım. Evet. Tabi burada da son elemanını seçtiğimiz için onu ayrıca seçip header tab içerisindeki ul yani son elemanı da tabii ki aynı satırda yazabilirim. Virgülle birleştiririm. Header ul'li last child dediğimde son elemandaki border'ı da silmiş oluruz. Evet, tasarımımızın ilk satırı bu şekilde detaylı bir yaklaşım oldu. Ve sonunda ilk satırı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Derslerimiz bu şekilde detaylı gidecek. Uzayacak da detaylı bir çalışma olacak. Sabredip bütün dersleri izlerseniz hem teorik kısımda öğrendiklerinizi pekiştirmiş olacaksınız. Hem de derslerin sonucunda güzel bir e-ticaret tasarımına sahip olacaksınız arkadaşlar.